Arkadaşlar selamünaleyküm. Savunma sanayisinde her geçen gün göğsümüzü kabartan yeni bir haber duyuyoruz ve bu haberler bizi her zaman biraz daha mutlu ediyor. Bugün de böyle bir haberi konuşuyoruz. Türkiye daha önce çok konuşmadığımız bir alanda bir yeniliğe imza attı ve sırtında büyük büyükle operasyona çıkan aslanlarımız için yerli pasif dış iskelet üretildi. Muhafızın bu bölümünde askerin sırtındaki 40 kiloluk çantayı 8 kilo olarak hissettiren bir teknolojiden bahsediyoruz. Yani değerli bir teknolojiden. O yüzden zatmadan konuya başlayalım. Bu hafta Savunma Sanayi Başkanımız İsmail Demir hepimizi heyecanlandıran bir gelişme duyurdu. Attığı tweette askerimizin 40 kilograma kadar yükünü, manevra yeteneğini en az etkiyle %80 hafif hissettiren pasif dış iskelet projemizi tamamladık. Interact'ın geliştirdiği sistemin ilk prototiplerini güvenlik güçlerimizin kullanımına verdik. Saha geri bildirimleri akabinde test teslimatlara başlıyoruz şeklinde bir açıklama yaptı. Ailenizde, yakınınızda mutlaka asker vardır. Ben de bir asker abisiyim. Kardeşim aktif olan operasyonlara sürekli çıkıyor. Operasyonlara giderken kullandığı çantayı bir keresinde tek elimle zar zor kaldırdığımı bilirim. Ki o benim zorlanarak kaldırdığım çantanın içinde daha mühimmat ve erzak yoktu. Onların da eklendiği haliyle yani çok daha ağır bir çantayı sırtlarına alıp doğuda dağlarda bazen 15-20 kilometre yürüyorlar. Onların hakkını elbette ödeyemeyiz ama buna da bir çözüm geliştirilmesi elzemdi. Çünkü belli bir süre sonra ister istemez fıtık gibi mesleki sakatlıklar yaşamaya başlıyorlar. Bu da onların bir ömür boyunca sağlık sorunları yaşamalarına sebep oluyor. İşte savunma sanayi başkanımızın verdiği haber bu yüzden benim gibi asker ailelerini ayrıca mutlu etti. O yüzden bu konuya ayrı bir video hazırlamak istedim. Bugün hem Türkiye'nin yeni projesini hem bu projeyi üreten firmayı hem de dünyada pasif dış iskelet konusunu detaylıca konuşalım. Dediğim gibi askeri personel sahaya çıktığında 40 kilogramdan fazla yükü sırtında taşıyor. Tutup o çantaları bir anda sırtınıza taksanız zorlanarak da olsa taşınabilir diye düşünürsünüz. Ama bununla kilometrelerce yürüdüğünüz yönüze hesaba kattığınızda nasıl bir zorluk olduğunu anlarsınız. Sırtta bu kadar ağırlıkla insan çabuk yorulur ve sürekli bu işi yaptığı için de belli başlı sakatlanmalara maruz kalır. İşte Türkiye'nin yeni çalışması bu yükü büyük oranda yere aktarıyor. Sistem yükün %80'e kadar olan kısmını askerin sırtından alıyor. Böylece personelin sırt ve kalça eklemlerinde hissettiği baskı çok çok azalıyor. Yani 40 kiloluk bir ağırlığı 8 kilo olarak hissetmekten bahsediyoruz. Yani bir nevi bir devrimden bahsediyoruz. Tabi pasif dış iskelet bunu yaparken aynı zamanda askerimizin hareketini de kısıtlamıyor. Yani asker sürünmesi gereken yerde sürünebiliyor. Ani bir durumda hızla çömelebiliyor ya da yatabiliyor. Bir yerden atlaması gerekirse atlayabiliyor. Normalde yapabildiği her şeyi yapabiliyor diyebiliriz. Hatta daha da ötesi bunları sırtında yük yokmuş gibi rahatça yapabiliyor. Bu dış iskelet farklı beden ve boydaki kullanıcılar için ayarlanabilen bir sistem. Toplam ağırlığı 7 kilo. Hem askerin hareketini kısıtlaması hem de hafifliğiyle dünyadaki örneklerinden kendi alanında çok çok önde. Yani bu tarzda dış iskelet için dünyanın en iyisi olduğunu söyleyebiliriz. Savunma Sanayi Başkanlığımızın koordinasyonunda yürütülen bu proje Haziran ayında tamamlanmıştı. Şimdi ise ilk prototipler Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Şu an testleri yapılıyor. Testleri bittikten sonra artık seri üretime geçilecek ve tam anlamıyla envantere girecek. Yani yani yakın zamanda askerimizin omuzundaki yük çok daha hafifleyecek. Bu proje Türk firmalarına destek verildiğinde neler yapabileceklerini göstermesi açısından önemli. İstanbul'daki Teknopark'ı biliyorsunuzdur. Burada arge çalışması yapmak isteyen firmalara çok ciddi destekler veriliyor ve bugün konuştuğumuz pasif dış iskelette böyle bir desteğin sonucu bu projeyi yürüten firma Interact Medical Teknolojileri firması. Bu firma Teknopark'ta Sabancı Üniversitesi'nin girişimiyle 2015 yılında kuruldu. Üniversitenin hocaları ve öğrencileri burada birlikte çalışıyorlar. Devlet de elinden gelen bütün desteği sağlıyor ve adından da anlayacağınız gibi bu şirket normalde sağlık sektörüne hizmet eden bir şirket. Çalışmalarına ilk başta fizik tedavi robotlarıyla başladılar. Tamamı patentli yerli dış iskelet tarzı giyilebilir robotlar üretiyorlar. Bu tarz dış iskeletler sağlık sektörü yanında savunma ve endüstriye de ilgi görüyor. O yüzden her ne kadar öncelikli alanları sağlık olsa da talebin olduğu diğer alanlara yönelik de çalışıyorlar. Firmanın şu an için en çok öne çıkan projesi bugün konuştuğumuz askeri dış iskelet ama aynı zamanda çok güvendikleri bir üst kol fizik tedavi robotu da var. Bu robot omuz sakatlanmalarında kullanılıyor ve dünyada bu alanda en iyi iki örnekten biri. Bu robotun da klinik çalışmaları başlamış durumda. Belli başlı hastanelerde sistemler test ediliyor. Bu testlerin ardından dünya pazarına açılacaklar. Yani dediğim gibi şirketin esas uzmanlık alanı normalde tıp sektörü. Ama orada yapılan bir çalışma askerlerimizin hayatını oldukça kolaylaştırıyor ve bu konu aynı zamanda ülke ekonomisi için de önemli bir konu. Çünkü dünyada giderek yaygınlaşan bir teknolojiden bahsediyoruz ve bu teknolojinin ilham kaynağı doğadaki canlılar. Aslında insanlığı şekillendiren birçok buluş zaten Allah'ın mükemmel şekilde yarattığı canlıları kopyalama şeklinde ortaya çıkıyor. Buna da biyomimikri adı veriliyor. Biyomimikrinin en büyük avantajı aslında doğada zaten etkili olduğu görülen canlı sistemlerini kopyalıyor olması. Bu kopyalama mühendisliğin ilgili dallarında işleri bayağı kolaylaştırıyor. Mesela helikopterlerin ilham kaynağı yusufçuklardı. Ya da sonar sistemleri yunus balıklarının incelenmesiyle ortaya çıktı. Aynı şekilde belki şaşıracaksınız ama radarlar yarasalardan esinlenerek icat edildi. Yarasaların yaydığı titreşimlerle hareket tarzlarını belirlediğini biliyorsunuzdur. Aslında temelde baktığınızda radarların olayı da bu. Bugün konumuz olan dış iskelette yine Allah'ın mükemmel şekilde yarattıklarından ilham alınan buluşlardan. Eklem bacaklılar ve yumuşakçalarda görülen iskelet türü bu. Ve biz bu alana yeni girsek de dünya için aslında çok da yeni bir kavram değil geçmişi 1960'lara kadar dayanıyor. 1965 yılında General Electric firması Hardiman adını verdikleri bir dış iskelet üretti. Bu iskeletin olayı da ağır nesneleri kaldırma becerisiydi. Yani teknoloji daha çok endüstri için geliştirilerek ortaya çıktı. Ama daha sonra Sırbistan'da bir üniversitede ve 70'lerde ABD'de bir üniversitede yürüme engellilere yardımcı olması için dış iskeletler geliştirildi. Tabii o dönemlerde geliştirilen dış iskeletler teknolojinin daha sınırlı olmasından dolayı belli bir noktanın ötesine geçemiyorlardı. O yüzden bu alandaki esas gelişim 2000'lerden sonra gözlendi. Mesela piyasaya sürülen ilk dış iskeletlerden biri lokomattı. Bu sistem 2001 yılında piyasaya sürüldü ve felçli hastaların yürümesine yardımcı oluyordu. Şu ana kadar 1000 taneden fazla üretildi. Tabi dünyada bütün teknolojilerin göz kamaştırdıktan sonra savunma sanayisiyle yolları kesişir. Burada da aynı şey oldu. Farklı farklı ülkelerde birçok sistem üretildi. Bugün bahsettiğimizden çok daha gelişmiş sistemler de ortaya çıktı. ABD'de Demir Adam filminde giyilene benzer projeler üzerinde çalışıldı. Ama bunların tamamı enerji gerektirdiği için kullanıma geçemedi. Çünkü bu tarz projelerde en büyük sınırlılıklardan biri enerjinin üretilmesi ve depolanması oluyor. Böyle karmaşık bir sistemde çok fazla güç gerektiği için de bugünün teknolojisiyle işler zor. Mesela Raytheon bahsettiğim demir adam tarzında XOS adlı zırhı geliştirdi ama proje devam edemedi. Aynı şekilde Lockheed Martin Hulk adlı gelişmiş dış iskeleti geliştirdi. Bununla askerler 90 kiloya kadar olan yükleri saatte 16 kilometre hızla taşıyabiliyordu. Ama bu projede enerji sıkıntısından dolayı rafa kalktı. Yani tam olarak rafa kalkmadılar. Hala bahsettiğim projelerin üzerinde çalışmalar devam ediyor. Ama heyecan azalmış durumda. O yüzden gelişmeler daha yavaş ilerliyor. Bunlar gibi örnek verebileceğimiz daha bir sürü sistem var ve bu alanda rakibimiz olarak görebileceğimiz ülke sayısı da bir elin parmaklarını geçmez. Hele ki şu an yapılan testler hızla bitirilir ve bir an önce bu projeler envantere girerse dünyadaki öncülerden biri haline geleceğiz. Tabii bunların hepsinden de önemlisi bu proje bir an önce envantere girerse askerimiz rahat bir nefes alacak. O yükü sırtında taşımak gerçekten kolay bir iş değil. İnşallah en kısa sürede bu projenin testleri tamamlanır. Seri üretime geçilir de aslanlarımız biraz daha rahat ederler. Savunma sanayisi böyle bir sektör. Kendinizi geliştirdikçe askerlerinize nefes aldırırsınız. İnsansız hava araçlarımız yokken her noktada askerlerimiz riske girmek zorunda kalıyordu. Şimdi en azından bu yükün bir kısmını İHA'lar onların omuzlarından aldı. İnşallah yakın zamanda pasif dış iskelet içinde aynı cümleleri kuracağız. Ciddi ihracat potansiyeli olan bir projeden bahsetsek de bu konuda gerçekten işin ekonomik boyutu falan umurumda değil. Bizim için canını ortaya koyan yiğitler rahat etsinler yeter bence. Allah'a emanet olun.